hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle beraber okul alışverişimi paylaşacağım. Çok ucuz bir okul alışverişi oldu. Ve bunu da size fikir olabilmesi için ve acaba neler ihtiyacım olabilir bunları önceden bilebilmeniz için çekeceğim. Umarım size yararlı olur. Hemen videoya geçelim. Şimdi öncelikle bu defterlerle başlayalım. Bunlar terli defterler. Brunner'in defterleri ve yaklaşık 80 sayfalar. Ve burada gördüğünüz gibi en iyi kaliteli yazıyor. Benim bunları almamın sebebi bu sene çok fazla ders çalışacağım için kaliteli şeyler almak istemem. Ve bunların gerçekten şeyleri pürüzsüz. Ben bu tarz sayfaları seviyorum. Bunların tanesi 2,5 euro. 2 tane çizgili, 2 tane de böyle kareli aldım. 2 tanesini okulda kullanacağım. Okulda öğretmenlerimiz mutlaka yanımızda bulundurmamızı söylüyorlar. 2 tanesini de evde kullanacağım. İlerleyen videolarda nasıl kullandığımı size göstereceğim ve harika yöntemler paylaşacağım. Onları da takip etmeyi unutmayın bu yüzden. Şimdi sırada normal okul defterleri var. Bunlardan biz bir sürü aldık ama bazıları da kardeşim için tabii ki de. Sadece şu kaplı olanlar benim için. Bunların tanesi yaklaşık 80 centle, evet 80 cent diye hatırlıyorum. 80 centle 40 cent arası falan. Az önceki defterler o yüzden bana birazcık pahalı geliyor. Şu markanın telli defterlerinin tanesi de 1 euro falan. O yüzden birazcık pahalı geliyor. Ama bunlar da bu şekilde. Almanya'da bulabileceğiniz en ucuz defterler. Buna rağmen kağıtlarının kalitesi gayet güzel. Bizim öğretmenlerimiz genelde hep böyle bu tarafa boşluk olan istiyor. Neden bilmiyorum. Notlandırma falan yaparken kenarına yazmak daha kolay oluyor. Ve bu kapların tanesi de 30 cent. Biz paket olarak aldığımız için şu anda bunların fiyatları ne kadar bilmiyorum. Ama normalde dediğim gibi 30 cent ile 50 cent arasında tutuyor fiyatları. Gayet ucuz bunlarda. Sırada öğretmenlerimizin istediği dosyalardan var. Bu dosyaları şöyle delik açtığınız kağıtlara takıyorsunuz. Bunu mutlaka her derste kullanıyoruz. Her ders için var ve her dersin farklı bir rengi var. Bunların da tanesi yaklaşık 29 cent falan, tabii kaliteden kaliteye göre değişiyor. Biz de yine bunu paket olarak aldığımız için bunların fiyatı ne kadar bilmiyorum. Ben almadım çünkü. Ama bunlar da böyle bu şekilde yine hani Almanya'da bulabileceğiniz en ucuz fiyatlara sahipler. Sırada benim favorilerimden var. Bu şeffaf bir dosya. Bunu daha önce çektiğim bir videoda almıştım. Bunda işte içine kağıtlar falan koyabilmek için, boya kalemlerimi vesaire koyabilmek için bir dosya. Gayet güzel. Birazcık küçük A4 kağıdı sığmıyor mesela içine. Onun için ayrı bir dosyam var ama onu daha önceden aldığım için onu göstermeyeceğim. Bu şekilde böyle bir dosyam var. Bu da gayet işe yarıyor. Bu tarz bir şey kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Sıra benim favori olan kalemlerime geldik. Bunların reklam yapmamak için şeylerini çıkarttım ama burada markaları yazıyor. Her neyse. Bunun Almanya'nın klasik markasıdır ve gördüğünüz gibi 1 euro. Gayet basit boya kalemleri. Ben çok fazla boya kalemi kullanmadığım için pahalı bir şey almamayı tercih ettim. Ama eğer siz çok fazla boya yapıyorsanız tabii ki daha kaliteli, mesela Pelikan gibi, Stabilo gibi markaları ya da Faber-Castell tercih edebilirsiniz. Ben muhtemelen bunları yılda 2-3 kez kullanacağım için böyle azaldım. Ve bu senenin en fazla benim mutlu eden ürünlerine gelelim. Bu minik highlighterlar ya da text marker. Bunlar böyle mini minnacıklar ve hepsi pastel renklerde. Hemen bir kağıt üzerinde deneyip renklerini göstereyim. Umarım kameradan tam rengi görünür. Şimdi benim normalde videolarımda da görmüşsünüzdür, bir sürü text markerım var zaten. Ama onlar çok büyük olduğu için hepsini okula götüremiyorum ve hepsini de doğal olarak kullanamıyorum ve az renk götürmek zorunda kalıyorum. Ben de böyle minik almaya karar verdim. Böylece rahat rahat koyabilecektim, yani hepsi kalem kutuma sığacaktı. Ve bunlar cidden çok sevimli. Bunları ben hepsini toplam 3 euroya aldım. Normalde sadece lila bir tane kalem alacaktım. O da 1 euroydu ama sonra fark ettim ki bunlar daha ucuza geliyor. Tanesi de 50 cent'e falan geliyor. Ve gayet de hani iyi bir marka olduğu için teknik olarak o yüzden bunları almaya karar verdim. Cidden hepsinin rengi çok tatlı. Özellikle lila olana ve sarı olana bayıldım. Bu şekilde de renkleri var. Gerçekten çok hoş. Eğer sizin de böyle kalem kutunuz çok büyük değilse bunlardan tercih edebilirsiniz. Gerçekten çok işe yarıyor ve çok sevimliler. Sıra cetvellere geldi. Benim normalde cetvelim var ama maalesef şeyleri, şu üstündeki yazıları silindi. Ben de bu tarz tatlış bir
cetvel almaya karar verdim. Üstünde unicorn var. Ya da artık bu hayvanın adı her neyse. 50 cent aldım gördüğünüz gibi. Ama bu normalde indirime girmiş. Normalde 99 centmiş. Böyle çok tatlı bir şey. Genelde bunu da kalem kutunun içinde koyuyorum ve neredeyse her derste lazım oluyor. Çünkü Almanya'daki öğretmenler bir şeylerin altını çizdirmeyi gerçekten çok seviyorlar. Bu şekilde. Ve daha sonrasında da bu adını bilmediğim cetvel var. Biz Geodura'ya ekliyoruz. Artık adını bilmiyorum. Bunu da 49 cent aldım gördüğünüz gibi. Bu da gayet dediğim gibi klasik bir marka. Ve yani farklı bir işlevi yok. Diğer pahalılarından hiçbir farkı yok. Bu şekilde. Son olarak da bu iki şey var. Bu bildiğiniz daksil. Yanlış yerleri düzeltmek için o yüzden geçiyorum direkt. Yaklaşık 1 euro falan iki tanesi. Ve son olarak bu da muhtemelen bu yıl en fazla kullanacağım kartlar. Bunları ben kelime ezberlemek için aldım. Muhtemelen ortadan ikiye böyle kullanacağım. Çünkü bir kelime için gayet büyükler. Yaklaşık içinde kaç tane var? 100 tane var. Ve bunları da 1 euro aldım. Bunun farklı boyutları var aslında. Ama dediğim gibi ben kelime ezberlemek için aldığım için küçük olanını aldım. Ve işte bu da benim okul alışverişim de bu sene için. Normalde daha fazla şey alıyorum ama bu sene muhtemelen tekrar okullar kapanacağı için çok fazla almayı tercih etmedim. Ve ucuzlarından tercih ettim daha fazlasıyla. Zaten hani ne kadar ucuz olursa olsun yine de kaliteli oluyorlar. Ve bugünlük benden bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.